İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan ilçelerinden bugün 700 binden fazla nüfusa sahip olan Küçükçekmece, hızla artan nüfus sebebiyle %80'e yakını kaçak olan yoğun yapılaşma ile mücadele ediyor. İlçede kentsel dönüşüm alanı olarak tespit edilen farklı büyüklük ve nitelikteki yerlerden bir tanesi olan Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece Gölü'nün yanı başında eskiden sazlık olan bir bölgede 1955 yılında kurulmuştur. 1960 yılından sonra Rumeli ve son 20 yılda özellikle Doğu illerinden aldığı göçle adından söz ettiren mahallede yaklaşık 120 bin kişi yaşıyor ve Türkiye'nin en kalabalık mahallelerinden biri olarak gösteriliyor. İstanbul'un en çok göç alan yerleşim yerlerinden biri olan Kanarya Mahallesi'nin sınırları içinde kalan tüm binalar deprem riski altında. Mahallede görünen bir gerçek var ki, bölgedeki binaların çoğu yaşlı ve yorgun. İnsanlar, göle yakın ve yumuşak zeminde inşa edilen binalarda eğilme ve çökmeler olduğunu ifade ediyor. Küçükçekmece Belediyesi, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında, Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Aziz Yeniay'ın önderliğinde, sadece fiziksel açıdan değil, sosyal açıdan da çöküntü bölgesi haline gelmiş olan Kanarya Mahallesi'nin çehresini kentsel dönüşüm projesiyle değiştirmeye hazırlanıyor. Küçükçekmece ilçemiz aslında İstanbul'un bir büyük örneğidir, mozaiğidir, Türkiye'nin mozaiğidir. Son 50 yıl içerisinde büyük ölçüde kentleşmesini tamamlamış olan bir kent. Ancak bu kentleşme çok olumsuz şartlarda tamamlanmış. Bir ilçe düşünün ki %85'i kaçak teşekkül etmiş, plansız olarak yapılmış. Boş olan bir bölgeyi, ilçeyi planlamak, inşa etmek aslında çok daha kolay. Ama içerisinde insanların yaşadığı, yapılarla dolduğu bir bölgede burayı arındırmak, burada dönüşüm gerçekleştirmek, bu dönüşüm sadece fiziksel bir dönüşüm değil, sosyal bir dönüşümü de beraberinde gerçekleştirmek, buradaki oluşmuş olan kimliği, kültürü bir noktada değiştirmek anlamına geliyor. Dönüşümün merkezinde insan olmadıktan sonra, dönüşümün merkezine insanı almadıktan sonra bu dönüşüm sağlıklı bir dönüşüm anlamına gelmez. Dolayısıyla da bizim buradaki yaklaşımımız fiziksel manada dönüşümleri gerçekleştirirken bu bölgedeki sosyal dönüşümleri de entegrasyonu da beraberinde gerçekleştirmeye hedefliyoruz. Küçükçekmecemizi sosyal yaşamın merkezine almaya çalışıyoruz. Bunun için kültür bizim için başlı başına bir politikadır. Sanat başlı başına politikadır. Eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal faaliyetler ciddi manada önem arz etmektedir. Bugün Küçükçekmecemiz artık İstanbul içerisinde sosyal ve kültürel yaşamda parmakla gösterilen gerçekten farklı bir ilçe noktasına gelmiş durumda. Kültür sanat faaliyetleri adı altında 10 bin öğrencimiz var ücretsiz eğitim verdiğimiz. Bilgi evlerinde 48 bin öğrencimiz var ücretsiz eğitim verdiğimiz. Kanarya Mahallesi aslında Allah'ın çok özel yarattığı bir mahalle. Çok güzel bir mahalle. Ancak bir o kadar insanımızın zaman içerisinde bilgisizlikten, takipsizlikten gerçekten çok kötü yapılaştırdığı ve hayatı çok zorlaştırdığı bir mahallemiz. Kanarya Mahallemiz bugün bir santimetrekare yeşil alan bulamayan çocuklarımızın oynayacağı, bırakın oynamayı, medeni şekillerde, çağdaş şekillerde eğitimini alacağı okul alanları kalmamış. Şu anda çok kötü şartlarda eğitimlerini idame etmeye çalışıyor çocuklarımız orada. Dolayısıyla Kanarya Mahallesi'nde bugün itibariyle çocuk olmak gerçekten ağır bir yük. Çocukluklarını yaşamaması anlamına geliyor. Burada çocuklarımızın sokağın dışında oynayacakları alan kalmamış. Maalesef şu anda araçlar mı sokağa kullansın, insanlar mı kullansın, çocuklar mı kullansın? Böyle bir kendi içerisinde paradoksun yaşandığı bir dram var Kanarya'mızda. İşte çocuklar için ne kadar zorsa kadınlar için bir kat daha zor. Çünkü kadın aynı zamanda bir annedir. O çocuğun sorumluluğunu da, o çocuğun yaşadığı ya da yaşamadığı duyguları da beraberinde taşıyandır. Bununla birlikte hayatını idame ettirecek. Şu andaki özellikle Kanarya Mahallesi'ndeki fiziki yapılaşmalara baktığımızda gerçekten bir kadının sosyal yaşamını, gündelik hayatını ev içerisinde sürdürebileceği standartlarda bir defa bir altlık yoktur, bir kent yoktur. Bununla birlikte
bizim Kanarya'mızın kadınları biraz daha çilekeş kadınlardır. Biraz daha cefakar kadınlardır. Bu manada sabah kalkar çocuğunu hazırlar, işi bitmez orada. Beyni işine gönderir. Eğer kendisi çalışan bir insansa, kadınsa işine gider. Değilse gene işi bitmez. Sadece ev işleri yoktur. Gündelik işler de vardır. Burada gerek merdiven altında yapılan, gerek evinde yapılan, gerek kaldırımda yapılan ve aile bütçesine katkı olaraktan sunulan buradaki fedakarlıklar var, emekler var. Kanarya Mahallesi'nde bugün itibariyle kadın olmak diğer mahallelerimizden biraz daha zor. Ama ben şunu çok açık söylüyorum. Bugünkü Kanarya Mahallesi'ndeki kadınlarımız için, özellikle çocuklarımız için nasıl çok güzel bir gelecek düşünüyorsa, kadınlarımızın da bugünkü yaşadıklarını, yaşamlarını da dikkate alarak çok daha çağdaş, çok daha medeni koşullarda, çok daha sosyal altyapılar olan, çok daha fiziki olarak daha iyi standartlarda kendilerine hizmet sunacağımız, kendilerinin hizmet alacakları bir kent parçasını oraya inşa etmek istiyoruz. BDR Kentsel Dönüşüm Planlama Firması olarak Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kanarya Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini hazırlamak üzere görevlendirildik. Biz 2013 Haziran ayının sonunda derhal çalışmalara başladık arazide ve bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 9 hektarlık alanda bütün tespit, değerleme, analiz çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. BNR Kentsel Dönüşüm firmasında çok sayıda şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, SPK lisanslı değerleme uzmanı çalışmakta. Kanarya Kentsel Dönüşüm projesinde harita mühendisleri ve şehir plancısı çalışma arkadaşlarımız her bir yapı ile ilgili analizler, ölçümler, yapı sınıfı, yapı grubu tespiti, hak sahipliği tespitlerini yaptılar. Sosyolog çalışma arkadaşlarımız hak sahipliği ile ilgili analizler yaptılar. SPK lisanslı değerleme uzmanlarımız arazide hak sahiplerinin sahip olduğu her gayrimenkul ile ilgili değerleme raporları hazırladılar. Kanarya Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahibi olarak tanımlanan arazi içerisinde yaşayan vatandaşların bütün sosyal, ekonomik, demografik analizlerini çıkartıyoruz. Bu hak sahipleri kimdir, nereden gelmiştir, neden burada yaşıyor, aile büyüklükleri nedir, eğitim durumları nedir? Bütün bunlarla ilgili tespitler yapıyoruz Kanarya Mahallesi'nde. Tabii Kanarya Mahallesi'nde buna ilaveten yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan bir durum da kadın ve çocuklarla ilgili gözlemlerimiz. Biz özellikle Kanarya Mahallesi'nde kadın ve çocuklarla ilgili elde ettiğimiz bulguları derinlemesine irdelemek ve bunlara çözüm getirecek bir proje geliştirmek üzere odaklandık. Kanarya Mahallesi'nde özellikle kadın nüfusunun iş gücüne yoğun bir şekilde katıldığını gözlemledik. Çocuk sahipliği oranının yüksek oranda olduğunu yine gözlemledik. Dolayısıyla çalışmada kadınlara ve çocuklara yönelik ne tür çözümler getirilebilir? Tasarımda bunlar nasıl değerlendirilebilir? Bunların mevcut durumları, mevcut problemleri ve mevcut yaşam biçimleri tasarım sonrasıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Bunun üzerine gittik. Kanarya Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kadın ve çocuklar özellikle önem verdiğimiz iki grubu teşkil etti. Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm süreci sadece fiziksel açıdan mekanın yeniden düzenlenmesinden öte bir anlam ifade etmektedir. Kadın ve çocuklar özelinde, özellikle Kanarya Mahallesi'nde yaşayan tüm hak sahipleri için sosyal, ekonomik açıdan yeni bir rehabilitasyon süreci, hak sahiplerinin katıldığı, proje sürecine katkıda bulundukları, bütünleşik bir tasarım ve yeniden düzenleme süreci olarak ele alınmaktadır. Bizim için Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm süreci mekanın yeniden düzenlenmesinden daha öte bir anlam ifade etmektedir. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kadınların %84'ü çeşitli sebeplerle İstanbul dışından gelerek bu bölgeye yerleşmiştir. Kaç yıldır Kanarya Mahallesi'nde yaşıyorsunuz? Doğma büyüme 48 sene. 40 yıldan fazla. 11 yıldır. Ben 52 senedir buradayım. Hane halkı sayısının yüksek olduğu bölgede kadınların yarısı 3 veya daha fazla çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Peki çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? 6. Anne. 5. Anne. 6 çocuk. Anne. Hı. Bir görümcem de yanımda. Hı hı. Yani toplam 9 kişiyiz. Her 5 tane. 3 çocuğum var.
Kanarya Mahallesi'nde kadınların %24'ü iş bulmak ya da çalışmak amacıyla İstanbul'a yerleşmiş. Ancak şu an kadınların %78'i ev hanımı ve ev hanımlarının %28'i kayıtlı olmayan işlerde çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Tekstil, temizlik ve diğer merdiven altı işlerde sağlıksız çalışma koşullarında görev alan kadınların %14'ü 10 saati aşan sürelerde çalışmaktadır. Ne işle uğraşıyorsun? Ben ev hanımıydım. Ben ev hanımıyım. Ev hanımıyım, eşim muhtacı. İşte valla boşuz. Temizleme işi bak. Hiçbir işte yok, bir meslekte yok. Öğrenciyim. Ev hanımıyım. Ek iş yapıyor musunuz? İşte hani böyle şeylere gidiyorum. Hani okul sınıf annesilik yaptım. Ondan sonra AK Parti kadın kollarında görev yaptım. Gönüllü olarak yaptım. Bazen de ev temizliğe gidiyorum. Ben hiç yapmadım. Kadınların %90'ından fazlası yeşil alanları ve diğer donatı alanlarını Kanarya Mahallesi'nde yetersiz görmektedir ve bu ihtiyaçlarını Halkalı başta olmak üzere diğer merkezlerden karşılamaktadır. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde çocukların hepsi ilkokul ve ortaokul eğitimlerine devam ediyor. Çocukların %40'ı Küçükçekmece Belediyesi'nin sunduğu bilgi evi hizmetinden faydalanıyor ve bilgi evlerine giden çocuklar burayı kurs ve etüt gibi faaliyetler için kullanıyor. Çocuklar okul dışındaki zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor ve bu oyunların %77'sini sokak aralarında oynuyor. Oyunların %75'ini boş arsa, kapı önü, sokak gibi yerlerde oynuyorlar. Oyun oynamak için parkları kullanan çocukların oranı ise sadece %1. Bunun sebebini gözle görmek mümkün. Buranın okula da ihtiyacı var. Bu benim görüşüm. Okula da, kreşe de, çünkü birçok anne burada çalışıyor. Parka da, çocuk parkına da. Burada çocuklar sokak aralarında oynuyorlar. Hem biz rahatsız oluyoruz, hem çocukların can emniyeti yok. Bırakmıyorlar, top oynayalım. Bizim de hakkımız var. Oynayalım diyorum. Doğru öte yana, doğru öte yana. Bıktık, yemin ediyorum. Hakkımız uzak. Hakkımız yok. Çocuklarım için neler isterim? Oyun alanımız bir kere hiç yok. Mahalle aralarında çocuklar işte top da oynasa komşular hemen çıkıp sorun yapıyor. Ama parkımız yok. Ulaşımımız çok zor. Parka gitmek için 2 kilometre yol yürümemiz lazım bizim. Yani çocuklar evde bunalıyor, sokağa atıyorsun, orada yani sokakta bir takım işler yapıldığı için çocuklara yani çıkmasını istemiyoruz. Bazı şeylerde korku içindeyiz yani. Park, abla park demeye bir işaret lazım. Hepsi kırılmış böyle, görmen lazım. Şu anda yaşadığınız yerden memnun musunuz? Ben memnunum. Memnunum tabii ki. Tabii memnunum yavrum, burada ömrüm geçti. Niye memnun olmayayım? Konum komşuma alışmışım. Yani seviyorlar, ben seviyorum. Bak geldim, oturuyorum. Kanarya'da memnunuz ama binalarımızda memnun değiliz. Ben çok eskiden memnundum ama şimdi değilim. Ama işte binalarımızın eski olması kötü yani, o bizi biraz korkutuyor. Valla memnun değiliz, hiç yollar, klasyonlar, hiç yani berbattır. Kanarya çünkü aynı Kanarya ama maalesef şimdi Allah için. Belediye başkanı her sabah köşküsünü yollar. Haftada 2 gün arabasını yollar ama maalesef insanlar apartmanların 5. katından aşağıya çöp atmakta direniyorlar. Aslında şöyle, Kanarya biz ilk geldiğimiz zamanlar çok güzeldi. Konum olarak çok güzel bir yer. Yani gölü var, tepesi vardı. Şu an belki mezarlık oldu ama yukarılara doğru yeşil alanları var. Hani fiziki konum olarak çok güzel ama yapılanma çok kötü oldu. Bir de sosyal birikim çok karmakarışık bir şey oldu. Yani böyle bir insan sirkülasyonu gerektiriyor, yeni bir çevre düzenleme gerektiriyor, yeni bir değişim dönüşüm gerektiriyor. Yani şu alandan çok memnunum, evimin bulunduğu alandan, sokaktan ama genel olarak düşününce bu yetmiyor. Değişim dönüşüm lazım, istemesek de lazım yani. Peki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Semtimiz mahalle olarak çok eski. Rahatsız oluyoruz yani, bir an önce kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Yani belediye başkanımızdan böyle beklentimiz acil bir şekilde var yani. Gayet güzel bir şeydi ama hakkımızı verilmesini istiyoruz yani. Buradan mesela kendimize ait evimizi mağdur edilmeden verilirse tabii ki gayet düzenli olur her şey. Sitenin içinde olur, herkes faydalanır. Bugün 100 bin nüfusu olan bir mahalle burası. Kentsel dönüşüme girmiş olsa daha derli, daha toplu olur diye düşünüyorum yani. Peki
Burada zaten çarpık bir yapılanma var eskiden beri. Ve eski binalar bayağı depreme dayanıklı değil, yani onlar bozuk. Bir an önce bunları yıkılıp düzenli bir... Ev hanımlarının ve çocukların Kanarya Mahallesi'nin yeniden yapılanmasında önemli bir rolü olacaktır. Kadınların ve çocukların mahallede yaşadıkları sıkıntılar, kentsel dönüşüm projesinin sadece fiziksel ve ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da birçok sorunun çözümüne imkan tanıması gerektiğinin kanıtıdır. Kısacası Kanarya Mahallesi'nde gerçekleşecek olan dönüşüm süreci sadece fiziksel planlama süreciyle sınırlı kalmayacaktır. Mahallenin geneli, özellikle kadın ve çocuklar için sosyal yapının yeniden planlanacağı, halkla bütünleşmiş bir şekilde mahallenin sosyoekonomik ve fiziksel açıdan yeniden yapılandırılacağı bir süreç olacaktır.